Mardin'in Derik ilçesinde 20 kişinin hayatını kaybettiği kaza mahallinde incelemelerde bulunan Hüdapar heyeti, yaşanan acı olayın Derik halkında bir travmaya yol açtığına dikkat çekti. Gaziantep ve Mardin'de yaşanan elin trafik kazaları geride derin bir travma bıraktı. Mardin'in Derik ilçesinde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı kaza mahalline giden Hüdapar heyeti burada vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe halkı Hüdapar Kızıltepe İlçe Başkanı Abdullah Kavan öncülüğündeki heyete yaşadıkları yol sorununu anlattı. Bazı şeylerin önlenmesi için illaki can kaybının yaşanması lazım. Daha önce de benzer birçok kazanın yaşandığı yolun bakımı konusunda ihmalkar davranıldığını belirten ilçe halkı yol sorununa acilen çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Yazık değil mi bu insanlara? Ayakta duracak halleri yok. Her sene bu kazalar oluyor, her sene. Her sene bu araçlar geliyor, burada kaza geçiyor, orada kaza geçiyor, burada kaza geçiyor. Her sene. Tünel öyle bir şey yapsa öyle kazalar olmaz yani. Yukarıda fren patlıyor, direnme üstüne geldi. İkinci kaza öyle oldu. Kaza mahallindeki sorun ve sıkıntıları halktan dinleyen Hüdapar Kızıltepe İlçe Başkanı Abdullah Kavan, yaptığı değerlendirmede bu elim hadisenin Derik halkında bir travmaya yol açtığını belirtti. Kavan, zamanında yapılan uyarılara dikkat edilerek gerekli tedbirler alınsaydı bu hazin tabloyla belki karşılaşmayacaktık, dedi. Kavan, benzer kazaların bir daha yaşanmaması için çevre yolunun mutlaka yapılması gerektiğine dikkat çekti. Daha önce Derik ilçe teşkilatımızın, gerek sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu çağrılar, kaza yeriyle ilgili, yolun yanlış yapılmasıyla ilgili, kavisli olmasıyla ilgili, yokuş aşağı olmasıyla ilgili defalarca açıklama yapmalarına rağmen hiçbir adım atılmamıştır. Belki o gün bu adımlar atılmış olsaydı biz bu acıyı, bu hazni, bu tabloyu yaşamıyor olabilirdik. Ve ailelerle görüştüğümüz zaman bu ihmalde kimin dahli olursa bunu hukuki süreç başlatacaklarını, bunun takipçisi olacaklarını dile getirdiler. Biz buradan Hüdapar olarak yetkililere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.